Herkese merhabalar kıymetli 2025 YKS tayfa. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TEKUZEM ekranlarına hoş geldiniz. TEKUZEM öğrenci koçu Rukiye Tuğba Buğa ben. Nasılsınız arkadaşlar? Herkes hoş geldi. Herkese merhabalar. Kimler var aramızda? Merhabalar İkbalcığım. Merveciğim, Nehirciğim, Sümeyracığım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Merveciğim, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Çok naziksiniz. Sizler de çok güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur umarım arkadaşlar. Artık Kasım'a da yavaş yavaş güle güle diyoruz. Biliyorsunuz sınav tarihimiz de açıklandı. Hemen seminer yapmak istedim arkadaşlar. Nehir'cim çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Nasıl gidiyor bakalım? Kimler nerelerden katılıyor? Biraz tanışıp kaynaşalım. Siz kendinizi tanıtırken ben de kendimi tanıtayım. Belki öncesinden tanıştığım öğrencilerim vardır arkadaşlar aranızda. Daha önce seminerlerime katılmış olabilirsiniz. TEKUZEM öğrenci koçu Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar. TEKUZEM online eğitim veren bir dershane. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir dershane. Ben de bu dershanede çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Evet Nehir'cim tanıyorsundur beni. Çok güzel. Ve TEKUZEM Ankara'da arkadaşlar. Siz neredesiniz bakalım? Kimler nerelerden katılıyor? Kimler mezun? Kimler ilk kez girecek? Kimler hangi bölümleri, hangi fakülteleri hedefliyor? İkbal Aydın'dan katılıyor. Çok güzel. İkbal'cim hangi bölümü hedefliyorsun? Tıp. Wow. Sayısal. Harika. Başka kimler nerelerden katılıyor bakalım? Evet. Paramedik istiyorsun Nehir. O zaman Nehir'cim senin işin biraz daha kolay. 2 yıllık bir bölüm olduğu için AYT'ye girmene gerek yok. Sadece TYT'ye girmen kafi. Harika. Peki başka mezunlar var mı aramızda? Ay Merve'cim çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan katılıyorum hocam. Bir önceki seminerinize de katılmıştım. Çok memnun kaldım. Sana kalplerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İkbal son sınıf, 12. sınıf. Harika. Çok güzel. O halde arkadaşlar bugünkü seminerimizde nelerden bahsedeceğim? Hemen bir girizgahımızı yapalım. Bu seminerde artık 2025 sınav takvimi açıklandı. Sınavlarımız biliyorsunuz 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. TYT ve AYT olarak. Ve artık bir deadline olduğu için her geçen gün sınava bir gün daha yaklaşıyoruz. Bunun için kalan zamanı nasıl planlayacağız? Neler yapacağız ve nelere dikkat edeceğiz? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer herkes hazırsa arkadaşlar, çayımızı, kahvemizi, suyumuzu ve not defteri, kağıdımızı hazırladıysak seminerimiz tüm hızıyla başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Harika. O zaman başlasın seminerimiz. Hemen biraz sizi korkutucu bir içerikle başlıyorum ama korkmayın. Arkadaşlar, toplam TYT ve AYT'de sorumlu olduğunuz konu sayısı belki bugüne kadar hiç duymadınız. Bunu sizin için yapay zeka sisteminden hesapladım ve bu bilgiyi ilk kez benden duyacaksınız. Bu yüzden çok şanslısınız. Toplam konu sayısı 766 arkadaşlar. TYT'de 449 konu, AYT'de 317 tane konudan sorumlu olduğunuzu biliyor muydunuz? Hadi herkes dürüst davransın. Bu kadar çok sorumluluğunuzun olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Hayır değil mi? Evet. Birçok öğrenci bilmiyordu ama size güzel bir haber arkadaşlar. Bilenler kazanıyor. O yüzden artık biliyorsunuz. Hadi bakalım ilk aşamayı atlattık. Peki bütün bu konuları yetiştirebilmek için yani 766 konuyu yetiştirebilmek için nasıl bir planla ilerlemeniz gerektiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl bir plan olmalı ki 766 konuyu da eksiksiz bir şekilde çalışabilelim?
O zaman bu planın özelliklerinden ben bahsedeyim. Ama özelliklere geçmeden önce zorlu bir YKS hazırlık maratonundasınız şu anda. Ve bu maraton gün geçtikçe daha da fazla heyecan kazanıyor. Daha da fazla belki kaygımız, stresimiz de artıyor. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar, artık sınav tarihi belli. 21-22 Haziran. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şeylerden biri motivasyon. Öncelikle bu sürece hazır olmalısınız arkadaşlar. YKS unutmayın ki azim ve kararlılık isteyen bir sınav. Lütfen bu söylediğim cümleyi hafife almayın. Gerçekten azimli ve kararlı olmayan bir öğrenci bu zorlu süreci yönetemez. Bunu açıkça söylüyorum ki örnekleri çok fazla vardır, çevrenizde de vardır. Unutmayın ki pes etmeyip umutsuzluğa kapılmadan azimle çalıştığınızda hayatınızın kalanında sevdiğiniz bir mesleği yapıp bu meslekten para kazanacaksınız. Peki şimdi düşünün, o kazananlardan biri neden siz olmayasınız arkadaşlar? Var mı bir farkımız? Kazananların bizden bir farkı var mı? Ben bir fark göremiyorum. O zaman konuları yetiştirmek ve istediğimiz bölümü kazandıracak bir puanı alabilmek için YKS çalışırken 1. Sınavı çok iyi tanımalıyız, TYT ve AYT'yi. 2. Kendimizi çok iyi tanımalıyız, nasıl bir öğrenci olduğumuzu, hangi yöntemlerle ders çalışmamız gerektiğini, öğrenme yapımızı çok iyi keşfetmeliyiz. 3. Kaç dersten, kaç konudan sorumlu olduğumuzu bilip bu konulardaki mevcut seviyemizi analiz etmeliyiz. Ve 4. En önemli adım, verimli bir çalışma programı oluşturup öğrenip öğrenemediğimiz konuların takibini sürekli olarak yapıp programımızı buna göre güncellemeliyiz kıymetli öğrencilerim. Peki gelelim bakalım bu 4 maddeyi bir öğrenci olarak nasıl hayata geçireceğiz, bunlardan bahsedelim. Öncelikle kimler sınavı çok iyi tanıdığını düşünüyor? Özellikle mezun öğrencilerim belki kendilerine biraz daha güveniyor olabilirler. Hocam biz sınava girdik. Hocam ben bu sınavı biliyorum diye olabilirsiniz ama gerçekten YKS'yi tanıdığınızı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Kimler sınavı çok iyi tanıdığını düşünüyor? Aynen öyle arkadaşlar. Bazen de mezun olmak daha da endişeli olmamızı sağlıyor. Çünkü girdik ve farkındalığımız arttı. Ne kadar zor bir sınava hazırlandığımızı artık daha iyi öğrendik. Çünkü bunu acı bir gerçekle tecrübe ettik, değil mi? Belki girmeyen bir öğrenci daha nötr, daha pozitif bakabiliyor. Çünkü onun için bu sınav belki de gözünde çok kolay. Ama sınava girdiğinde o bildiği konuların sorularını nasıl yapamadığını gördüğünde ya da stresini, psikolojisini yönetemediğini gördüğünde asıl üzüntü işte burada başlıyor. Asıl endişe burada başlıyor. Ama merak etmeyin arkadaşlar, artık bu yıl doğru bir şekilde hazırlanıp 2025 kazananlar listesine isminizi hepiniz yazdıracaksınız. Şimdi gelelim bakalım YKS nasıl bir sınav? Arkadaşlar YKS üniversiteye giriş sınavı ve belirli oturumlar şeklinde gerçekleşiyor. İlk oturum ve zorunlu oturum TYT, yani temel yeterlilik testi. Toplamda 120 soru, 135 dakikadan oluşan bir test ve sadece TYT puanı ile yerleşebileceğiniz 2 yıllık bölümler var. Meslek yüksek okulları var. Bu bölümleri tercih ederseniz AYT ya da YDT'ye girmenize ne olmaz arkadaşlar? Gerek kalmaz. Geliyorum hepimizin belki de gözünün korktuğu AYT. Yani alan yeterlilik testi. AYT'de arkadaşlar toplamda 180 soru, 160 soru 180 dakikadan sorumluyuz. Kendi içinde bölünüyor. Eşit ağırlık, sayısal, sözel ama totalde 160 tane soru var. Matematik, fen bilimleri, Türk dili ve sosyal bilimler ve sosyal bilimler 2 olarak her birinden 40'ar adet sorudan sorumluyuz. Ve AYT'ye kimler girer arkadaşlar? Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerini kazanmak isteyenler bu sınava girmek zorundadır.
ve sınava girdiklerinde ilk oturumdan aldıkları puanın %40'ı, AYT'den aldıkları puanınsa %60'ı hesaplanır. Yani totalde %100'lük dilim bu şekilde hesaplanıyor. Peki YDT'ye kimler girer? YDT'yi daha önce duyanlar var mı? Ya da aramızda YDT'ye hazırlananlar var mı arkadaşlar? Kimler YDT'ye hazırlandı daha önce? Ya da yabancı dil alanından sınava girecek olanlar var mı? Sanıyorum aramızda yok. Ama bu videoyu izleyen öğrencilerim arasında mutlaka olacaktır. Arkadaşlar YDT açılımı yabancı dil testi. Ve bu sınava Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça gibi bu bölümlerin işte mütercim, tercümanlık ya da edebiyatları, dil bölümlerini kazanabilmek için AYT yerine öğrenciler TYT'den sonra YDT'ye girmek zorundadırlar. Toplam 80 sorudan oluşur ve toplam sınav süremiz 120 dakikadır. Üniversitelerin 4 yıllık dil bölümleri YDT puanının %60'ı, TYT puanının da %40'ı ile alım yapmaktadır arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Asıl bizim belki de daha çok istediğimiz yüksek puanlı bölümlere. Tabii ki de sadece puan şartı yok arkadaşlar. Bazı bölümlerde başarı sıralaması şartı da var. Yani sınava girdiğinizde sınav sonuçlarınıza göre tercih yapma imkanınıza sahipsiniz. Ancak bazı bölümler sadece puana göre değil, başarı sıralaması şartı gibi ek kurallara da tabidir. Başarı sıralaması şartı, ilgili puan türünde belirli bir sıralamanın üzerinde olmayan adayların o bölümü tercih etmelerine izin vermemektedir arkadaşlar. Mesela İkbal'cim, senin hedefin tıp, sayısalda ilk 50 bine girmek zorundasın. Bunu mutlaka biliyorsundur. Aramızda hedefi diş hekimliği olanlar var. Yine sayısalda ilk 80 binle alım yapıyor. Eczacılık sayısalda ilk 100 bin. Hukuk fakültesi eşit ağırlıkta ilk 125 bin arkadaşlar. Mimarlık sayısalda ilk 250 bin. Öğretmenlik eğitim fakültelerinin tamamı, yani bu İngilizce öğretmenliği olabilir, okul öncesi olabilir, matematik öğretmenliği olabilir, fen bilimleri öğretmenliği olabilir. Sayısal, sözel ve yabancı dil öğretmenliğinin tamamı, eğitim fakültelerinin tamamı için ilk 300 bin sıralamaya girmek zorundasınız arkadaşlar. Mühendislik için de yine sayısalda ilk 300 bin sıralaması şartı gereklidir arkadaşlar. Anlaştık mı? Eğer bu bilgileri ilk kez duyuyorsanız bu ekranın görüntüsünü alabilirsiniz bu arada. Çünkü içinizde tıp fakültesi, hukuk isteyen öğrencilerim vardı. Başarı sıralaması şartını unutmamanız gerekiyor. Şimdi gelelim. Bugün itibariyle sınava kaç gün kaldı? O büyük güne ne kadar uzaklıktayız? Arkadaşlar TYT sınavımız az önce de dediğim gibi 21 Haziran 2025'te, yani 211 gün var. AYT ve YDT sınavımız 22 Haziran 2025'te, yani sınava 212 gün var. Bir bakarsınız gözümüzü açarız kapatırız, yarın sınav var arkadaşlar. O yüzden kalan zamanı verimli bir şekilde değerlendirmemiz şart. Evet Merve'cim, diğer bölümlerde başarı sıralaması şartı yok. Unutmayalım ki 2024 yılında YKS'ye başvuran aday sayısında rekor bir sayıya ulaştık arkadaşlar. Bu yıla kadar yapılan bütün YKS sınavlarından en fazla başvurunun yapıldığı yıl 2024 yılı oldu. TYT'de 3.036.945 öğrenciyle yarıştı 24 öğrencilerim. AYT'de 1.983.766 öğrenciyle yarıştı. YDT'de ise 218.316 öğrenciyle yarıştık arkadaşlar. Ve şunu asla unutmamalıyız ki 2025 yılında sınava giren aday sayılarında bu sayılardan çok daha fazla artış olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu yüzden rakip sayısı arttıkça başarı oranı düşüyor. Yani biz o kadar rakiple yarışacağız ve bunun için hem azimli, hem istekli,
hem de doğru çalışan, verimli çalışan tarafta olmak zorundayız. Eğer birinci maddemizi anladıysak, geliyorum ikinci olmazsa olmaz maddemize. Arkadaşlar, bu sınavda başarılı olmak istiyorsanız kendinizi kesinlikle çok iyi tanımak zorundasınız. Siz nasıl bir öğrencisiniz? Sizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken özellikleriniz hangileri? Nasıl bir öğrenme yapınız var? Nelere dikkat etmelisiniz? Bunların hepsini keşfetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öğrenme yapınızı keşfetmek sizin verimli çalışmanızı sağlar. Çünkü şu bir gerçek ki sınava giren belki 4,5-5 milyon öğrenci içerisinde her öğrenci birbirinden farklı öğrenme yapılarına sahip. Bu sebeple de arkadaşlar, verimli çalışmak için kendinizi tanıyıp sizi o 5 milyon öğrenciden ayıran özelliklerinizi bilip bunu uygun bir şekilde çalışmak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi geliyorum öğrenme yapımızı nasıl keşfedeceğimize. Size bir soru. Aranızda TEKUZEM'in eğitim analizlerine katılanlar var mı? İkbal katılmamış. Katılanlar kimler? Çok katılmak isterim diyor. Tabii ki İkbal'cim. Ben nereden nasıl katılacağınızı göstereceğim. Bu seminere giren öğrencilerime eğitim analizi hediye arkadaşlar. Normalde sadece kayıtlı olan öğrencilerimiz detaylı analizlerimizi çözebiliyor. Ama ben size bu analizleri hediye edeceğim. Hem kendinizi tanıyın hem de TEKUZEM'i tanıyabilin diye. Karşınızdaki ekranda arkadaşlar TEKUZEM'e kayıtlı olan öğrenci Ayla'nın analiz sonuçları yer alıyor. Yani eğitim kimliği, eğitim karnesi yer alıyor arkadaşlar. Ve Ayla'nın sonucuna baktığımda Ayla'nın öğrenme stilinin görsel olduğunu görüyorum. Öğrenme yönteminin mantığa dayalı olduğunu görüyorum. Zeka tipinin sayısal olduğunu görüyorum. Öğrenme hızının yüksek ama aynı zamanda unutma hızının da yüksek olduğunu, dikkat dağınıklığının normal seviyede olduğunu, anlama oranının yüksek olduğunu ama çok da stresli bir öğrenci olduğunu görüyorum. Yani Ayla'nın bütün karnesi benim şu anda elimde. Ve bu karneye baktığımda arkadaşlar Ayla'nın unutma hızı yüksek. Tıpkı birçoğunuz gibi. Bu ne demek arkadaşlar? Unutma hızı yüksek. Yani Ayla çabuk unutuyor. Çabuk unutan bir öğrenci sık sık tekrar yapmak zorundadır arkadaşlar. Ya da Ayla'nın stres seviyesi yüksek. Yani Ayla çok stresli bir öğrenci. Peki bir öğrenci neden stresli olur arkadaşlar hazırlık sürecinde? Mesela siz neden stresli olursunuz YKS hazırlık sürecinizde? Ne eksiktir de sizi stresli olmaya sürükler? Herkesten yanıt bekliyorum. Bir öğrenci neden stresli olur? Ben size söyleyeyim mi? Arkadaşlar, bir öğrenci başaramama korkusundan dolayı stresli olur. Bir öğrenci verimli çalışamadığını düşündüğü zaman stresli olur. Bir öğrenci programsız olduğu zaman stresli olur. Yani bir öğrenci çalışmalarına güvenmiyorsa stresli olur. Mesela TEKUZEM'in kayıtlı olan hiçbir öğrencisi stresli değil. Çünkü her şeyleri hazır. Güveniyorlar. Konuları tanıyorlar, sınava kalan süreye göre planları hazır, her gün dersleri var, kendilerine güveniyorlar, kuruma güveniyorlar, sisteme güveniyorlar ve bu öğrenciler stresli değil. Ama belki sizin gibi destek almayan ya da tek başına kürek çeken, tek başına sınavı tanıyıp kendini tanımaya çalışan, eksikliklerini analiz etmeye çalışan, program yapmaya çalışan ama doğru programı bir türlü yapamayan öğrenciler elbette daha stresli arkadaşlar. Çünkü o öğrenciler tam olarak bir yol haritasına sahip olmadıkları için her yaptıklarını sorguluyorlar. Acaba yanlış mı yapıyorum? Acaba bunu böyle yaparak zaman mı kaybediyorum? Acaba bu konu gerçekten benim için önemli mi? Acaba bu çalışma beni dönemin sonunda kazandırmaya itecek mi? Kazanmamı sağlayacak mı? Gibi gibi gibi. Bu yüzden arkadaşlar size bir rehberlik uzmanı olarak önerim. Eğer imkanlarınız dahilindeyse kesinlikle bizim eğitimlerimizi değerlendirin arkadaşlar. Çünkü ne stresle, ne kaygıyla,
ne de sınavı tanımadan kazanılabilecek bir süreç değil. YKS çok stratejik, çok yeni nesil soruların olduğu, sadece bilginin yetmediği, muhakeme ve mantık yeteneğinizi de ölçen ciddi bir sınav. Ve az önce giren sayıları gösterdim, bu yıl beklenen sayıyı da söyledim. Yani bu kadar kalabalık bir kitleyle tek başımıza yarışmak, o güçlükleri yenmek çok da kolay olmayacaktır arkadaşlar. Seminerimizin sonunda kurslarımızın detaylarından zaten size bahsedeceğim. Şimdi geliyorum, 766 tane konudan sorumlu olduğumuzu söylemiştim. Peki bu konulardan hangi seviyede olduğumuzu biliyor muyuz arkadaşlar? Kesinlikle İkbal'cığım, sadece sen değil, bu saydıklarımı bir öğrencinin tek başına yapması, hatta bir öğrenci koçunun, bir rehberlik öğretmeninin dahi yapması mümkün değil arkadaşlar. Şimdi bizim sorumlu olduğumuz onlarca dersimiz var. Evet. 766 tane konumuz var. Evet. Ve bunların tamamını yaparsak tam puan alıyoruz. Evet, burada da anlaştık. Peki biz bu konularda ne çalışacağız? Biz hangi konulara daha çok çalışacağız? Hangi konulara daha az çalışacağız? Nasıl bir strateji uygulayacağız ki sınavda başarılı olacağız? İşte bu sorunun cevabı sizin seviyenizde saklı arkadaşlar. Çünkü 766 konudaki seviyeniz de birbirinden farklı. Seviyenizi bildiğiniz zaman hangi konuda ne çalışacaksın, ne kadar çalışacaksın, bunları da bildiğiniz için zamanınızı verimli kullanıp doğru yere yatırım yapmış olursunuz. Mesela karşımdaki ekranda 5 basamaklı bir merdiven görüyorum. Herkes görüyor mu? Herkes merdivene baksın. Merdivenin en üst basamağında bir kupa var. O kupa bizim hedefimiz. Yani başarıya ulaştığımızın temsili bu kupa. Peki ben bu kupaya ulaşmak için 5 farklı basamağı çıkmak zorundayım. Ama her derste aynı basamakta değilim. Belki matematik dersinde çok temel seviyedeyim. Yani hiçbir matematik bilgim yok. Yani ben birinci seviyedeyim. Matematikte kupaya ulaşmam için kaç tane daha merdiven çıkmam lazım? 4 tane. Peki Türkçe'de ben ikinci seviyedeyim belki de. Yani başlangıç seviyesindeyim. Hedefime kaç basamak var? 3 basamak var. Tarihte orta seviyedeyim. Yani tam başladığım yer ve varmak istediğim yerin ortasındayım. 3. basamaktayım. Kaç adımım var kupaya? 2 adımım var. Ya da coğrafyada belki de ileri seviyedeyim. Yani artık hedefime çok yaklaştım. 4. basamağa kadar geldim. Bir adım daha atacağım ve kupam beni bekliyor. Belki de felsefede arkadaşlar üst seviyedeyim. Ve artık bu üst seviyede olmayı koruyup 21-22 Haziran'da gireceğim sınavda felsefedeki bütün soruları yapıp full çekip kupamı elime alacağım. Yani her derste kat etmem gereken mesafe fark ettiyseniz farklı. Ve bu mesafeye göre ayıracağınız zaman da farklı. Mesela en çok bu saydığım derslerde hangi derste çalışmanız gerekiyor? Matematiğe mi, Türkçe'ye mi, tarihe mi, coğrafyaya mı, felsefeye mi? Matematik temel seviye, Türkçe başlangıç, tarih orta, coğrafya ileri, felsefe üst seviye. En uzak olduğum derste en çok çalışmam gerekiyor, doğru mu? Çünkü neden? En uzaktayım. Yani 2'ye çıkacağım, 3'e çıkacağım, 4'e çıkacağım, 5'e çıkacağım. Daha fazla efor harcayacağım, daha fazla zaman ayıracağım. Bunun için de arkadaşlar sizin öncelikle hangi derste kaçıncı basamakta olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. İşte Tekuzem'in en önemli farkı da bu arkadaşlar. Biz her öğrencimizin seviyesinin farklı olduğunu bildiğimiz için kayıt olan bütün öğrencilerimizi her derste ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarını alıyoruz. Ve hangi derste hangi seviyedeyse seviyesine özel bir program hazırlıyoruz arkadaşlar. Üstelik bunu bir insan gücü de yapmıyor. Bunu yapay zeka destekli TEKES yapıyor. Yani sizin sanal koçunuz tek eğitim sistemi yapıyor. Siz de bu sistemin yönlendirmelerine uyum sağlayarak
Çok rahatlıkla hedeflediğiniz o kupayı kucaklamış, bu mutluluğu, bu hazzı yaşamış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Hangi seviyedeki öğrenci ne çalışmalı? Yani seviyeye göre çalışma türleri neler? Arkadaşlar, TEKUZEM 10 yıllık faaliyet gösteren bir eğitim kurumu ve patenti bize ait olan bir garanti eğitim modeli geliştirdik. Yani biz öğrencilerimizi diğer bütün dershaneler ve kurslar gibi sen iyisin, sen iyi değilsin şeklinde ikiye ayırmıyoruz arkadaşlar. Biz öğrencilerimize diyoruz ki her konuda 5 farklı seviyeye sahip olabilirsin. Birinci seviyeye sahip olabilirsin. Yani senin seviyen temel olabilir. Temel seviyedeysen TEKUZEM sana ön hazırlık yaptırır. Sen başka bir konuda ikinci seviyeye sahip olabilirsin. Yani başlangıç seviyesi. Eğer başlangıç seviyesindeysen TEKUZEM sana konu anlatımı çalıştırır. Sen başka bir derste üçüncü seviyede olabilirsin. Yani tekrar. Orta seviye, detaylı konu tekrar yaptırırız sana. Bir başka derste ileri seviyede dördüncü basamakta olabilirsin. Artık bu seviyede olduğun için soru çözümlerine geçmeni sağlarız. Alıştırma soru çözümleri yapmanı ödevlendiririz. Ya da bir başka derste artık hedefine çok yakın olabilirsin. Yani beşinci seviyede olabilirsin. Üst seviyeye tırmanmış olabilirsin. Bu seviyede olduğun derslerde ise pekiştirme soru çözümü yaptırırız sana. Yani hangi derste, hangi seviyedeysen seviyene göre çalışma yapıyorsun ve bunu sadece TEKUZEM'de yapabilirsin. Ne kendin çalışabilirsin, ne bir başka kurum, ne bir başka dershane, ne de özel bir koç sana bunları sağlayamaz. Eğer bu saydığım maddeleri ilk kez benden duyuyorsanız ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Şu tablo, şu seviye basamakları çok önemli. Buna uyduğunuzda öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir kalıpta soru kalmayacak arkadaşlar. Bu kadar iddialıyım. Şimdi geliyorum dördüncü maddeme, yani en önemli olan maddem. Bütün bu özellikleri sağladığımda, sınavı tanıdığımda, kendimi tanıdığımda, seviyemi ölçtüğümde artık bu üç maddeyi birleştirip dördüncü madde, yani verimli bir çalışma programı oluşturmaya geçebilirim. Peki, öğrenciler en çok program oluşturmakta zorlanıyor arkadaşlar. Eminim siz de bu konuda çok zorlanıyorsunuzdur. Çünkü neyi neyle kombinleyeceğim? Neye ne kadar çalışacağım? Ya da ben hangi derslerde daha az çalışayım, daha çok çalışayım? Bunları tek başınıza tabii ki de ölçemiyorsunuz. Az önce söylediğim kriterleri sağladıktan sonra ancak verimli bir çalışma programı oluşturabilirsiniz. Peki sizce bütün bu verdiğim bilgilere dayanarak ideal bir çalışma programı, tüm bu kriterleri düşündüğümüzde nasıl olmalı arkadaşlar? Hangi özellikleri içinde barındırmalı? Herkes bir madde söylesin bakalım. İdeal bir programın olmazsa olmaz özelliği 1. Aynen öyle İkbalcığım, alkışlıyorum seni, verimli olmalı. 2. Seviyeye özel olmalı. 3. Program sınav tarihine kadar devamlı ve sürdürülebilir olmalı. 4. Program uyum sağlama gücümüze uygun, yani öz disiplinimize uygun olmalı. 5. Programın sonuçlarını somut olarak ölçebiliyor olmalıyım. 6. Sürekliliği devam ediyor olmalı. Program bana özel, beni tanıyarak hazırlanmış olmalı. Öğrenme yapımıza uygun olmalı. Ve 7. En önemlisi arkadaşlar, program gerçekçi ve kişiye özel olmalı. Aynen öyle Merveciğim. Bu yüzden de arkadaşlar, bütün bu özellikleri bir arada sağlayan bir program için gireceğiniz sınavı tanıyan, sizi sizden daha iyi tanıyan ve sınavdaki sorumlu olduğunuz ders ve konulardaki seviyenizi bilen, sizi buna uygun çalıştıran
tek uzam eğitimlerine gönül rahatlığıyla gözünüz kapalı kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü saydığım bütün kriterleri bünyesinde toplayan tek eğitim kurumu biziz arkadaşlar ve bütün bu saydığım içerikleri yapay zeka destekli akıllı bir sistem size program olarak sağlamış oluyor. Sadece programla da yetinmiyoruz. Her hafta performans karneniz, haftanın belirli günlerinde canlı dersleriniz, bu derslerinizin videoları, dijital indirilebilir ders notları, Türkiye geneli deneme sınavları, hangi konuyu ne kadar öğrendiğinizi ölçen konu tarama testleri ve çok daha fazlası sadece tek uzamda arkadaşlar. Seminerimize özel dev indirimden faydalanmak için şimdi sistem yöneticimin paylaşacağı linke tıklamanız yeterli arkadaşlar ve size yine bomba gibi bir haber veriyorum. Pazartesi günü saat 17'ye kadar kayıt olacak olan bütün öğrencilerim için normalde TYT AYT ikili kursumun ücretlendirmesi 15.000 TL iken bu seminere katılan ve linke tıklayan öğrencilerime özel kursumuzun ücreti her şey dahil yalnızca 10.000 TL olacak arkadaşlar. Sistem yöneticim, linki paylaşabilir misin? Buyur İkbal'cim. Nasıl kayıt olacağız? Şimdi link geliyor. Hatta şu an gördüğünüz ekranın ekran görüntüsünü alın. 551, 592, 58, 35 arkadaşlar. Bu Tekuzem'in kurumsal WhatsApp numarası. Bu numaraya mesaj atıp Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İndirimden faydalanmak, kayıt olmak istiyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Hatta velileriniz de yanınızdaysa onlarla da görüşebiliriz. Akıllarına takılan sorular varsa elbette ki yanıtlarız arkadaşlar. Ben istiyorum ki bu yıl siz de Tekuzemli olun. Bu yıl Tekuzemli olmanın ayrıcalığını yaşayıp istediğiniz fakültelere isminizi yazdırın arkadaşlar. İnanıyorum ki her şey çok güzel olacak. Bu yıl hepimizin yılı olacak arkadaşlar. Bu arada bu kursun içerisinde ben hemen linkimi paylaşıyorum sizinle. Bu arada kıymetli öğrencilerim, bu kursun içerisinde şu an herkes linke tıklayabilir. Linkimizi paylaştım. 15.000 TL yerine TYT AYT kursumuz 1 yıllık 10.000 TL kursumuzun içerisinde sıfırdan başlayan 6 Kasım'da başlayan canlı dersler, dönem sonuna kadar devam edecek olan canlı dersler, video dersler, deneme sınavları, ders notları ve yapay zeka koçluğu, haftalık performans karnesi ve çok daha fazlası her şey dahil. Linke tıklayan öğrencilerimi YKS öğrenci koçum arayacak ve kayıt işlemlerinizi birlikte tamamlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi eğer velileriniz de yanınızda olursa öğrenci koçlarım onlarla da görüşme sağlayıp soru işaretlerini yanıtlandırabilirler. Var mı bana sorunuz? Linke tıklayan öğrencilerimi öğrenci koçlarım arayacak. Bence çok güzel ve farkındalık yaratan bir seminer oldu arkadaşlar. Bu söylediklerime uymanız halinde bu sınavda başarılı olacaksınız. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki İkbal'cığım eğer mesaj attıysan bugün hemen kaydını alabiliriz. İndiriminiz pazartesi günü saat 17'ye kadar geçerli arkadaşlar. Kimler kayıt olacak bakalım? Çok güzel. O zaman hemen İkbal'in kaydını almakla başlayalım. Aynen öyle. Kayıt al, sonra tıp fakültesine. Hatta bir bakarsın İkbal'cığım Hacettepe tıpa gelirsin. Bizi de ziyaret edersin. Biz de Ankara'dayız. Neden olmasın? Güzel bir eğitim süreci sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra yine seminerlerimizde bol bol görüşeceğiz. Kendinize, ay doğru sen Aydın'daydın. Anneni babanı bırakmayacaksın demek ki. Olsun. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi o da yine çok kaliteli. Seni hak eden bir üniversite diyorum İkbal'cığım. Umarım hedeflerine bizimle birlikte ulaşırsın. Erkek arkadaşın orada. Ayrılmak istemiyorsun. Tamam o zaman. Efendim Eda'cığım.
Eda'cığım, ücretimiz TYT, AYT için sıfırdan başlayan canlı dersler artı yapay zeka koçluk sistemi 15 bin lira yerine pazartesi güne kadar 10 bin TL arkadaşlar. Bakın 10 bin lira sadece kitap parası. İnanın ki yani böyle bir kurs bulmanız mümkün değil. Tabii ki Ecrin'cim atarım. Şimdi linki tekrar atıyorum. Bak şu konuda anlaşalım. Bu indirimden sadece linke tıklayanlar faydalanabilecek. Linkin geçerlilik süresi, link geldi mi şu an Ecrin'cim? Gruba attım. Linkin indirimin geçerlilik süresi pazartesi günü saat 17'ye kadar. Bugün hemen tıklayanları öğrenci koçlarımız arayacaklar. Kayıtlarını alacaklar. Ne demek Ecrin'cim, ben de çok teşekkür ediyorum. Bence geç kalmayın çünkü 6 Kasım'da canlı derslerimiz başladı arkadaşlar. Daha fazla gecikmemizin hiçbir anlamı yok. Sınava kalmış 211 gün. Neyi bekliyoruz? Hedefimiz asıl bizi beklesin. Biz o kupayı bu yıl alacağız arkadaşlar. Size çok inanıyorum. Güzel katılımınız, etkin katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım hepiniz tek düzenli olursunuz ve birlikte çok güzel, çok başarılı, çok eğlenceli bir süreç ilerletiriz. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın ama en önemlisi esen kalın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eda'cığım, seminer kayıt altına alındı. Yarın izleyebilirsin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.